Merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Siyah zeytinimi kuruyoruz. Siyah zeytin, zeytinler için yapımı en kolay zeytinlerden biri. Hani bu usulde yapılan en kolay zeytin kurumu. Yoksa hani dilme zeytin olur, farklı yöntemler olur, onlar farklı. Ama bu yapacağım siyah zeytin çok basit. Ne yapıyoruz? Bu şekilde almış olduğumuz ya da bahçeden topladığımız zeytinlerimizi bakın. Yıkıyoruz. Tertemiz saplarını, yapraklarını ayıklayıp güzelce yıkıyoruz. Süzüyoruz, hazırlıyoruz. Ve şu şekilde bir bidonunu alıyoruz. Bunun 5 kiloluğu olabilir, 10 kiloluğu olabilir. Hani çok da büyük olmaması daha iyi olur bu zeytinler için. Siz mesela elinizde 5 kiloluk su bidonu da olabilir. Ben eskiden onlara yapıyordum. Şu an elimde olmadığı için bu bidona yapacağım. 5 kiloluk su bidonunun içine bunları koyup kapatması daha güzel oluyor aslında. Bugün böyle bir bidonum var. 10 kiloluk bu bidonum. Bunu dolduracağım. Şimdi ne yapıyoruz? Şu şekilde zeytinlerimizi bidonumuza dolduruyorum. Zeytinler de pek güzelmiş. Özellikle karışık olmamasına dikkat edin. Simsiyah zeytinleri tercih edin. Bir de sert, çok yumuşamış siyah zeytinleri kullanmayın. İçinden onları özellikle ayıklayın. Bu şekilde bakın. Bidonuma dolduracağım. Her sene yapıyorum ben bu zeytini. Çok da seviliyor. Sizlerin de kolayca yapabileceğini tahmin ediyorum. İlk zaman yaptığımda sirke de koymuştum. Dediler ki sirke de koyun biraz. Ama size sirke koymayı tavsiye etmiyorum. Çünkü sirke zeytinin rengini açıyor. Rengini alıyor gerçekten. Kesinlikle sirke koymayın derim. Tavsiyem, küçük bir tavsiye. Sadece tuzla kurun. Birazcık da üzerine ben zeytinyağı koyuyordum. Bu sene onu da koymayacağım. Sadece tuz ve zeytin olarak yapacağım. Şöyle. Evet. Şimdi bu bitti. Bir de bunu yapalım. Şimdi şöyle koyayım. Yarıya geldi bakın. Şimdi tam zeytin zamanı. Yeşil zeytinler daha önce kuruluyor zaman olarak. Siyah zeytini kurma zamanı. Daha önce de kurabilirsiniz. Zeytinler siyahlaştı mı yapabilirsiniz. Evet. Arada bir iki tane yumuşak denk geldi ki ayıklamama rağmen onları ayırdım. İçine koymuyorum çünkü. İyice erir. Bidonumuz bakın doldurdum zeytinimle. Beğendim. Şimdi tuz oranı nasıl ayarlayacağız? Ben 5 kiloluk siyah zeytine bir çay bardağı tuz ilave ediyorum. Bakın bu şekilde üzerine bizim bidonumuz 10 kilo olduğu için 2 çay bardağı tuz kullanacağım. Şöyle diplerinde kaldı. Ve bu şekilde bakın. Salladım. Tuzum her
her yere dağılmasını sağladım ve ağzını sıkıca kapatıyorum. Ve özellikle göstereyim, kullanmış olduğum tuz, bakın bu şekilde iri tuz kullanın. Salamuralık tuzlardan. İnce tuz kullanmayın mümkünse. Bu şekilde kaya tuzu, iri tuzlardan kullanın. Şimdi bu bidonumuzu ara ara ne yapacağız arkadaşlar? Tuzun her yere yayılması için bu şekilde şöyle alt üst yapacağız. Arada böyle sallayacağız. Bu şekilde 1,5 ayda kesin olur. Ne yapacağız? Gidip gelip bu şekilde alt üst ve bu şekilde yuvarlayarak tuzumuzun her yere dağılmasını sağlayacağız. 1,5 ayın sonrasında tatlanır. Hani bir ay erken olabilir, 1,5 ay kesin olur yani. Bu kadar kolay siyah zeytinimizin kurumu. İnşallah sizler de kurarsınız. Kendi zeytinizi kendiniz yaparsınız. Öyle daha sanki tatlı oluyor, bilmiyorum. Hem tertemiz, katkı maddesi yok. İçine konulan ek ilave bir gıda yok. Çok güzel. Bu şekilde yapın. Kolay gelsin diyorum yapacak olanlara. İyi günler diliyorum.